Türk dünyasına ilk kez 2001 yılında çıktım. Artık sanatçıydım. Şarkılarım dilden dile dolaşıyordu. Ve bir teklif geldi. Kırgızistan'da bir açılış var. Bu açılışta efendim bir sanatçı arkadaşımla beraber, Küçük Emrah'tı diğer sanatçı kardeşimiz, efendim bir açılış konseri yapmamız istendi. Kırgızistan'a gidecektim. Yani Cengiz Aytmatoğlu'nun ikisi. Efendim ve Türklerin Tanrı Dağları'nın efendim kıyısında bir ülkeye gidecektim. Türk tarihinin bir parçası olan ülkeye gidecektim. Ve bu teklife nasıl karşılık verdiğimi hakikaten şimdi bile hatırlıyorum ve büyük bir seve seve dedim. Buradan Seyfullah Türksoy'a da selam olsun. Çünkü o teklifin sahibi oydu. Ve büyük bir heyecanla bir uçak kiralanmıştı. O uçakta politikacılar da vardı. Magazin dünyasının efendim temsilci gazetecileri vardı. Hatta Müge Anlı kardeşim de oradaydı. Geniş bir kalabalık, çok kalabalıkmıştı. Bu uçak tamamen o şey için hasfedilmişti. Efendim, gittik. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te ve tarihi bir, yani tarihi derken yani ismi çok tarihi bir havaalanı. Manas havaalanı. Manas önemli. Büyük savaşçı Manas. Yani. Ve indiğimizde oradaki geleneksel kıyafetleri bizi karşılayan Kırgız hanımları ellerinde Kırgız Türk kültürünün efendim tarihsel kadim Türklüğün nişaneleri olan ekmek ve tuz. Uçaktan inenler ekmeği ağızlarına bir atıyorlar ve bir tuz banıyorlar. Bu da müthiş bir keyif. Ve büyük Cengiz Aytmatov'un bütün kitaplarını yalamış, tutmuş, okumuş bir sanatçı olarak işte. Orada büyük bir keyifle günümüz başlıyor. İki günlük bir seyahat. İlk gün gidildi, işte onurumuza efendim bir gün tertip edildi. Sonra ertesi günde Bişkek'in büyük meydanı, eski adı Lenin Meydanı, o gittiğimizde de artık değişmişti ismi, Alatağ Meydanı. Yani Aladağlar. Aladağlar, Tanrı Dağları'nın bir bölümü. Sonra Tanrı Dağları başlıyor. Orada hakikaten hiçbir zaman unutmayacağım hatıralar edindim. Konseri yaptık. O gün gelen gazetecilerden bir tanesi 80 bin kişiydi kalabalık. 80 bin kişi. Benim gözümde doğrusunu söylemek gerekirse 40 bin civarı bir kalabalık vardı. Ondan sonra kendi şarkılarını söyleyen bir sanatçı, üstelik de ilk defa gitmiş olduğu kadim bir Türk yurdunda onların benim şarkılarımı bilemeyebileceği düşüncesiyle ne yapabilirim, ne yapalım deyince bir gazeteci dostum bana Ahmet şimdi Sarıgeli 90'a dedi. Dedim ya Sarıgeli bize nereden bilir Kırgız Türkleri yani kardeşlerimiz ama Sarıgeli Erzurum türküsü nereden bilirler falan filan. Sen de bir okur musun lütfen dedi ondan sonra. Ve ben de orada Sarıgeli'ni okumaya başladım. Böyle gözümü kapatmışım hatta bağdaş kurmuşum. Orada gözümü kapatmışım, bir gözümü açtım. Yani şarkı söylerken gözümü kapatmışım, gözümü açtım ki böyle sağımdaki tribünde yaklaşık 2000 civarında insan üstelik de ağlayarak sarı yerini okuyorlar. Bana eşlik ediyorlar. Ağlayarak. Evet. Şimdi size sarı yerini.